bir beraberliğin sırrı bu cümle demek izli. Hayır. Hayır. Çok net hayır. Çünkü bizim toplumumuzda en çok üstünde çalışmamız gereken konu iletişim dili Aranız. Biz iletişim üzerinde çalışırsak bence hem boşanma oranları azalacak. Hem ilişkiler tam anlamıyla bir ayına oturacak. İki insanın problemleri çözmesinin yolu tadımız kaçmasın diyerek problemleri halının altına süpürmek değil. Hı. Tam tersine ertelersiniz. Ertelediğiniz her konu ne olur? Kartopu gibi büyümeye başlar, büyümeye başlar. Sonra mesela bazen şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bir tartışma yaşıyor bir çift. 4 sene önceki konu çıkıyor ortaya. 4 sene önceki konu neden çıkıyor? Çünkü o zaman konuşulmamış. "Sen de 4 sene önce bunu yapmıştın." diyorsa partnerlerden bir tanesi. Zaten orada içinde kalan bazı cümleler var. Bir duygular var biliyorsunuz söyleyemediğimiz duygular da aslında bünye içerisinde ciddi anlamda sıkıntı yaratır organları bile etkiler bunu şimdi doktorlar açıklamaya başladılar evet, enerji stres. konusunu çünkü her duygunun bir enerji alanı var evet. stres yapar endişe yapar anksiyete yapar şimdi insanın kendine ifade etmesi çok önemli bir şey dolayısıyla ilk sorunuza net cevap vereyim bu mümkün değil yani işte tadımız kaçmasın konuşmayalım ne olacak peki ortadaki problem şimdi kayboldu öyle mi? Konuşulmadı, konu çözüldü. Özellikle de mesela ilk sorunun bu olması benim için çok anlamlı. Çünkü yılı bitiriyoruz ve evet. ben hep şunu söylüyorum. Yılı bitirirken hesapları yeni yıla aktarmayın. Hesapları kapatın. Hı. Çünkü o yükle yaşarsınız. Hadi seneye konuşuruz, hadi haftaya konuşuruz. O Mart ayı olur, o Nisan ayı olur. E peki o duygu oradan, ortadan kaybolmuyor değil mi o endişe? Ya da o üzüntü? E tabii burada ama şimdi kadınlara da bir şey söylemem lazım. Aman adam beni anlasın, ben kendimi anlatmayayım olayı var değil mi? O beni anlasın. Yani bir susalım, <laughs> okusun, anlasın. O beni Niye anlasın. Bir açıklama yapalım ki bir, kadınlar da. Bu evet çok bir fazla. Altı bin yıl kadar beklersiniz tabii. Altı bin. Tabi. Yani o dönem işte uzaylılar gelir gider falan bir şeyler olur. Artık dünyada ne olacaksa çünkü Hala çok beklersiniz. Ama bizim çünkü donanımımız böyle değil. Yani erkeğin sol beyni kullanması nedeniyle sağ beyni kullanan ve daha duygusal, daha yaratıcı olan kadını anlaması mümkün değil. Bugüne kadar olmamış. Demek ki biraz da ifade etmek gerekiyor. Bunlara değiniriz tabii. Evet, evet. Peki o dört yıl sonra, dört yıl önceki mevzuyu masaya getiren genelde kadın mı oluyor, erkek mi oluyor? Daha çok kadınlar. Nedenini söyleyeyim. Erkek her şeyi ifade edebiliyor mu? Hayır. Ama bizim şöyle bir özelliğimiz var erkeklerin. Ee, bu konu kapandı tamam önüme bakayım. Çünkü duygusal değiliz ya, duygusal değildir birçok erkek. Sanatçıları bunun dışında tutuyorum. Sanatçılar duygusal, sağ beyni daha çok kullanan yaratıcı varlıklardır. Zaten bütün yaratıcılık oradadır yani. Kadın gibi düşünebilmek, yani dişe enerjiyi kullanabilmek. <laughs> Şimdi erkek der ki konu kapandı gitti ben hayatıma bakarım. Ama kadın o duygudan kurtulamaz, onu söylemesi gerekir değil mi? Onu ifade etmesi gerekir. Arkadaşıyla konuşur, biraz rahatlar. Birisiyle dertleşir ama eşine de söylemesi lazım. Çünkü adam o duyguyu bilecek, anlayacak. Bir süre bekler adam beni anlasın diye. Ama bu çok zor bir durum. Neden ısrarla o kişiye söylemiyor? Arkadaşa evet. söylemiyor, eşe, dosta söylemiyor. Yedi mahalle duyuyor kadının ha, evet, evet. o problemini. Evet evet. Ama o probleme vesile olan kişi ya da muhatabına söylemekte geç kalıyor. Neden, Neden biliyor musunuz? Çünkü kadınlar anlaşılmak ister. Bence insanın en temel ihtiyacı ve çok güzel bir ihtiyaç. Bunu konuşuruz. Biraz bu konuyu da müsaade ederseniz sonra açmak evet. istiyorum. Evet. İnsanın temel ihtiyacı anlaşılmak. Onun için ben geçenlerde sosyal medyada bir yeni yıl ritüeli, yeni yıl niyeti yayınladım. Dedim ki sizi sevecek değil sadece. Size saygı duyacak değil, sizi anlayacak bir insan bulmanızı dilerim. Neden biliyor musunuz? Beni hiç anlamayan bir insan benimle tanışmış. Beni hiç tanımıyor ve anlamıyor. Kim olduğuma dair fikri yok. Diyor ki seni çok seviyorum. Hayır sevdiği ben değilim. Onun hayal gücünde yarattığı birisi var. Ben belki birisini çağrıştırıyorum. Belki ona hiç sevgi vermeyen babasını çağrıştırıyorum bilemem. O onun bilinçaltı, şimdi onun kutusu, evet. onu bilemem ben. Orası bir kara kutu bilinçaltı. Birisine benzetiyor ve çok seviyorum diyor. Ama beni tanımıyorsun. İşte onun için bir haftada mesela seni seviyorum cümlesine ben karşıyım. Bir haftada tanımadığım bir insana seni seviyorum diyorsun, tanımıyorsun ki. İçimden geldi ama. Ne kadar güzel. Acaba kimi seviyorsun gerçekte? O ben değilim. Onu biliyorum, beni evet. tanımıyorsun çünkü. Şimdi anlaşılmak çok önemli. Ben de şöyle bir niyet yayınladım, dedim ki, sizi anlayıp seven bir insan çok kıymetli. Yani ne demek bu? Ben seni anlıyorum, seni değiştirmeye çalışmıyorum, seni olduğun gibi kabul ediyorum çünkü artıların ve eksilerin var. Her insanda olduğu gibi her insanda artılar ve eksiler var yani öyle mükemmel bir şey falan yok. Bu denge içerisindedir ve seni bu haline kabul ediyorum, kabule geçtim ve seni seviyorum. Bu müthiş bir sevgi, ya. bu tarifsiz bir sevgi çünkü anlayarak, tanıyarak sevmek ama abi bir kız var çok güzel, çok aşık oldum, o kızı tanımıyorsun, mesele güzellik değil ki. Onun nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsun. Öfkelendiği şeyleri bilmiyorsun. Onun hassasiyetlerini bilmiyorsun. Hiçbir konuda fikrin yok seviyorsun. Kimi seviyorsun gerçekte? Hı. Sevdiğin senin bilinçaltının sana sunduğu bir yanılsama hepsi bu. O zaman aşk biter derler ya evlenince aşk biter ya da çok uzun ilişkilerde bir süre sonra aşk bitecektir zaten. Aşk bitince tanımış mı oluyorsun da o kişiyi aşık olmadığını fark ediyorsun? Müthiş. <laughs> Tanımadan ben aşığım dedikten sonra o aşk biter. Çünkü birçok vaka öyle bizim ülkemizde. Yani tanımıyor ama çok hoş bir adam ya da çok güzel bir kadın abi aşığım falan. Bunlarla hep karşılaşırız. Fakat mesele bu değil. Gerçekten tanıdıktan sonra sevgini söylemek çok güzel ama yine de aşk bitebilir. Ne zaman bitmez? Birbirlerini anladıkları zaman. Bakın, çok çift üzerinde çalıştım ben. Uzun yıllardır evli olan, hala çok mutlu olan hep şu cümleyi duydum. Bu bir tesadüf mü? Hep şunu söylediler. Beni yargılamadan kabul ediyor. Bakın bu cümle çok enteresan. Ne muazzam değil mi? Muazzam. Beni yargılamadan kabul ediyor ne demek? Beni olduğum gibi kabul ediyor. Beni değiştirmeye çalışmıyor. Beni ben olarak sevmiş. Bu insan neden ayrılsın? Ha. Çünkü kendisini kabule geçmiş bir partneri var. Bakın bu aşkın ötesinde bir duygu bu. Bu artık ruhsal e, yürüyüş, yürüyüş birlikte yürümek. Bu yolculukta bu hayat yolculuğunu birlikte yürümek istersiniz. Çünkü belki çocukluğunuzda anneniz de kabul etmedi sizi. Babanız da kabul etmedi. Toplumda herkes bir şekil vermeye çalışır, değil mi? Evet. Toplumsal yaşam böyledir. Ama birisi var, diyor ki sen böyle güzelsin. Sen böyle güzelsin, hiç değişme. Bazen öfkeleniyorsun, bazen öylesin olabilir. Ben seni seviyorum. Bu var ya, benzersiz bir şey. Bu gerçek aşk.